Tarım Bakanlığı hileli ürünlerin listesini açıkladı. En çok da hile yapılan ürün sucuk çıktı. Sucuğun içinde domuz eti mi ararsınız, at eti mi ararsınız, ne ben söyleyeyim ne de siz duyun. Öyle mi? Orta direğe savaş açtığınızda bizim mi haberimiz yok? Madem öyle 10 dakikada sucuk yapalım, günlerce yiyelim. Buradan hileli ürün satan firmalara sesleniyorum. Bunu siz istediniz. Marketlerdeki fiyatlara da bir bakalım. Boton sucuk 114. Parmak sucuk 94. Kangal sucuk 120. Başka marketteki şöyle ambalajlı sucuklara bakalım. Bak boncuk sucuk 17.95 yazıyor ama 82 lira. Apikoğlu 117 lira. Cumhuriyet 117. 5 tane iri iri sarımsak. Biraz tuz. Fiyatları gördünüz. Biz paşa paşa kendi sucuğumuzu kendimiz yapalım. İsteyen robottan da geçirebilir ama o zaman sarımsağın esas lezzetini alamaz. Ama yine de ben uğraşamam. Mutfak robotundan geçireceğim diyenlere de saygımız sonsuz. Evet bakın hemen 2 dakikada sarımsaklar hazır. Robotsuz. Hangi malzemenin sırası gelse o zaman ölçüsünü söyleyeceğim. Bu tamamen opsiyonel. Şöyle çay kaşığınızın ucuyla zencefil. Eğer zencefil atarsanız sucuğunuzun raf ömrü, dolap ömrü çok daha uzun olur. İki tatlı kaşığı zeytinyağı, isteyen sıvı yağ da kullanabilir. Çok güzel. Şurada sırasını beklesin. Zamanlayıcımızı şöyle koyalım. Ne dedik? 10 dakikada sucuk yapacağız dedik değil mi? Belki bazıları demiştir. Ya Koray 10 dakikada sucuk mu olur? Bakalım olacak mı olmayacak mı? Şöyle daha net görürüz. Burada yarım kilo kıymamız var. Bakın mutlaka şarküterideki marketlerdeki sucuktan çok daha ucuza yapacağız. Ama eğer diyenler varsa ki ya Koray benim için fiyat önemli değil. Ben daha kaliteli bir sucuk yemek istiyorum. O zaman kasaba gittiğiniz zaman diyorsunuz ki bana dananın kaburgasından 500 gram yarım kilo ya da ne kadar yapacaksanız bana kıyma ver diyorsunuz. Ama eğer diyorsunuz ki Koray bana daha hesaplı bir sucuk yap o zaman dana döşten yarım kilo kıyma alıyorsunuz ya da ne kadar istiyorsunuz, ne kadar yapacaksınız o kadar kıyma alıyorsunuz. Dana döş de iş görür, dana kaburga şov yapar. Hemen hemen hayvanın her bölgesinden denedim. Dana buttan falan olmuyor. Çok yağsız, tatsız, tuzsuz bir şey oluyor. O yüzden dana kaburga ve dana döşten şaşmayın. Buralarda şu soru işaretinden kurtulalım. Ya Koray köfte mi yiyeceğiz, sucuk mu yiyeceğiz? Birebir sucuk yiyeceğiz arkadaşlar. Kıymayı şöyle bir aç. Harika. Şu hazırladığımız sarımsak marinesi, yağ, zencefil, sarımsak. Evet, hiç kalmasın. Bir yemek kaşığı kimyon. Bir yemek kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı tepeleme yeni bahar. Bir çay kaşığının üçlü biri kadar kırmızı pul biber. Acı olmayacak ama alttan alta böyle lezzetli bir tat hissedeceğiz. Bu arada şunu çalıştıralım. Ya bir dakika falan katın. Çalıştırmayı unuttuk çünkü. Bakın sadece 5 dakika yoğuracağız bunu. 5 dakika. Makine nasıl yoğurur? Şöyle çevirir. Bak en büyük hatalardan bir tanesi bu. Biz böyle sanki çiğ köfte yapar gibi. Hayır. Eti yakmaya çalışmıyoruz. Sadece baharatlarla kıymayı özleştiriyoruz. O zencefili kullanmayı unutmayın. Eğer kullanırsanız o kadarcık bile çok çok daha fazla dayanıklı olur. Raf ömrü sucuğunuzun. Bak. 4.40. Yeterli. Durduruyorum. 4 dakika 40 saniye. 5 dakika deyin siz buna. Şu fazlalıkları şöyle. Şu kalanları da alabildiğiniz kadar harika. Şimdi. Şu bütün havayı almak lazım tamam mı? Evet. Müthiş. Şöyle koy.
3'e böleceğiz. Tamam mı? 3 eşit parça hemen hemen. Şu 1. Şu 2. Şimdi bir bakalım. Şu 1. Durduruyoruz. 8 dakika. Bak görüyor musunuz? Kopuyor. Eğer streçim iyi olsa inanın 10 dakikada 3'ünü de halledelim. Hala kopuyor görüyor musunuz? Şanssızlığı. Yoksa bu iş 10 dakikada bitmişti. Ben size söyleyeyim. Hemen hiç sıkıştırmaya çalışmayın. Şöyle atın. Sonra şöyle sıkıştırın. Tamam mı? Sonra harika. Sıkıştır. Evet, hayatta açılmaz da. Buyurun. 13 dakika oldu. Ama dediğim gibi streçin hazizliği. Dolabın altında bir hafta durur. Hiç sıkıntı olmaz. Buzlukta 6 ay durur. Şu ikisini dolabın alt tarafına koyuyorum. Bu da buzluğa. Bunu buzluğa koyduğunuz zaman sabah yapıp öğlen yiyebilirsiniz. Ama ne kadar tutarsınız o kadar lezzetli olur. Zaten baharatlar işlevini yapmaya başladı. Şu ikisi dolabın altına koyduğumuz. Bu da buzluğa koyduğumuz. Zaten bakın. Görüyor musunuz? Dolabın altında olanlar nasıl parmağım giriyor? Bu zorlanıyor. Farkında mısınız? Şimdi ilk başta şununla başlayalım. Nasıl? Devam edelim. Şöyle kalın kalın. Şimdi bak hiç zaman geçirmeden şununla devam edelim. Bir günde yaptık ha. Ya 10 dakikada sucuğu yaptık. Bir gün içinde de tüketiyoruz. 2 gün beklerseniz şov olur zaten. Sonuçta ben yemediğim hiçbir şeyi önermem. Ama herkes memnun kalacak. Şurası normal taraf olsun. Şurası bir de sucuğun normal tadına bakmayalım mı? Şimdi bu ocağa. Nihayet en sonunda ocağın başına geçebildik. Peki Koray, buzluktan çıkan sucuğu bir daha buzluğa koyabilir miyim? Koyabilirsiniz çünkü hemen kestik, daha açılmadı. Açılmadığı için koyabilirsiniz. Ama unutursanız aşağıda bir daha buzluğa koyamazsınız. Sesi duyuyor muyuz? Şu yumurtalı olacak olana biraz yağ koyuyorum. Şuna yumurtasını da kıralım. Evet, iki kişiyiz. Köy yumurtası olunca böyle olabiliyor. Evet. Artık patlayanı arkadaşa kakalayacağız. Çevir. Şöyle uzunca bir tuz öğütücüsü ama korkmayın evdeyiz. Karabiber, çok az kırmızı biber, artık nasıl seviyorsanız. Bunun kapağını kapat. Evet, ilk başta ekmeği şöyle alırsınız. 3 parmak tekniği, her zamanki gibi. Patlat. Aç ağzını. Evet. Şöyle bakalım. Of. Şimdi tabii ki bugüne kadar yediğiniz en iyi sucuk değil. Mümkün değil zaten olmasın. Ama 10 dakikada hazırlanmış.
Bir günde hazır hale gelmiş bir sucuğa göre muhteşem. Müthiş. Yapınca anlayacaksınız. Kesinlikle köfte tadı almayacaksınız. Birebir sucuk tadı alacaksınız. Ve çoluk çocuk da düşünmeden gönül rahatlığıyla yiyebileceksiniz. İçine onu bunu katıp bizim ayarlarımızla oynamayacaklardı. Bunu onlar istedi. 10 dakikada hazırlanmış, bir gün içinde pişirilme kıvamına gelmiş sucuğunuz hazır. Buyurun deneyin. Şuradaki abone tuşuna basarsanız bundan sonra tatlımızı hep beraber yaparız. Hepimize en sağlık.